Emre, ne oldu? Bir şey mi oldu? Sanırım Meleği uyuturken kendisi de uyuyakalmış. Benim odaya girdiğimi sakın söylemeyin. Nasıl? Nasıl ya? Nasıl bir rahatlık bu? O kadın senin yatağında uyuyacak, sen de bu rezalete sessiz mi kalacaksın? Ya Yeliz, sessiz olur musun? Meleği uyandıracaksın şimdi. Tamam, Yeliz, tamam, yürü. Hayır. Yeliz, tamam. Sessiz kullanmamak istemiyorum şu an. Emre. Gerçeği öğrenirlerse. Hiç sana bebek öldü dedim. Güle güle büyüt torununu. Ah Keriman pisliği ah. Sonunda yaptığın yapacağını. Meleğin kendi kızı olduğunu öğrenirse. Hayır, buna izin veremem. Gerçek açığa çıkarsa biterim ben. Bir an önce Hicran'ı konaktan göndermem lazım. Nasıl da güzel olmuş. Nasıl da masum. Benim melek yüzlüm. Melek ne olacak şimdi? Onu uyandırmaya kıyamam ki ben. Canımın en iyisi. Nasıl da güzel, nasıl da masum uyuyor. Sana niye bunu yapıyorlar? Niye anneciğini hatırlamana izin vermiyorlar sana? Uyandınız mı bakalım? Hı? Nasıl bari güzel uyuyabildiniz mi? Aferin sana. O zaman şimdi de elimizi yüzümüzü yıkayalım. Sonra da odada bir şeyler yeriz, olur mu?
Altının iyiliğini yapıyorum sana Hicran. Bir bilsen. Keriman anne der, elim ayağımı öpersin. El öpülecek kadınım ben, eli. Nasıl, yemeğini beğendin mi? Sen yeter ki ye. Ben her zaman sana hazırlarım. Doydun mu peki? Şimdi ne yapmak istersin? Kitap mı okuyalım? Tamam, hadi geç okuyalım. Bir zamanlar ormanın kenarında şirin bir şirin bir evde annesiyle yaşayan küçük bir kız çocuğu varmış. Babası ormana odun kesmek için gittiği bir gün küçük kız annesinin yanına gelmiş. Ve anneciğim, anneciğim bugün canım çok sıkılıyor. Öğlen babama yemek götürmeye gittiğinde ben de seninle gelebilir miyim demiş. Hem çiçek de toplarım demiş. O kadar ısrar etmiş, o kadar çok yalvarmış ki. Sonunda annesi onun bu isteğini kabul etmiş. Öğlen olup birlikte ormana doğru gitmek için yola çıktıkları sırada annesi ona ormana vardıklarında ne olursa olsun yanından ayrılmaması için sıkı sıkı tembihlemiş. Çünkü eğer ormanda yolunu kaybedecek olursa bir daha onu bulması çok zor olabilirmiş. Böylece birlikte neşe içinde şarkılar söyleyerek ormana doğru yola koyulmuşlar. Geldiklerinde küçük kız daha önce görmediği kadar güzel ve değişik çiçekler görmüş. Ah şu çiçek ne kadar güzel, bu çiçek ne kadar güzel diye diye çiçeklere bakarken bir de ne görsün. Annesi ortalarda yokmuş. Çok korkmuş, annesine seslenmiş ama onu duyan kimse olmamış. Bir yandan da gücü tükenmiş ve yorulmaya başlamış. Biraz dinlenmek için büyük bir ağacın altına oturmuş. Sonra yavaş yavaş gözleri kapanmaya başlamış. Rüyasında annesini arıyor, onun sesini duyuyor ama bir türlü nerede olduğunu bulamıyormuş. Gel korkma, ben yanındayım.
Tüm şartlarda anlaştığımıza göre hayırlı olsun diyebilirsin. Hayırlı olsun. Sözleşmeleri hazırladım. İsterseniz inceleyip imzalayabilirsiniz. Of Emre ya, of! Yine meşgul attı. Buyurun. Emre'cim, önemli olmasa bu kadar ısrar etmezdim. Hicran, Melih'i depoya indirip annesinin eşyalarını göstermekten bahsediyor. Ne yapacağımı bilemediğim için sana Emre, haber vermek istedim. Ne demek oluyor şimdi bu? Emre, ne oldu? Emre! Bak korkma, ben senin yanındayım, tamam mı? Hadi gel ben. Hadi gez. İstediğine dokun. İstediğini yapabiliriz. Benim güzel meleğim, hep seni seveceğim. O ipek saçlarını, o güzel gözlerini, o minik ellerini, hadi yum gözlerini. Nerede o bakıcı?
Görmedim efendim, bilmiyorum. Bakıcı nerede? Nerede o? O bakıcı nerede? Ya siz nasıl böyle bir şeye izin verirsiniz? Ya bizi dinliyor da sanki. Senden yüz buldu bir kere, aklında iseni yapıyor. Engel olmaya çalıştık Emre'cim. Ama elinden tuttuğu gibi alıp götürdü meleği. Nasıl yapar bunu ya? Nasıl yapar bunu ya? Benim güzel meleğim, hep seni seveceğim. O ipek saçlarını, o güzel gözlerini, o minik ellerini, hadi yum gözlerini. Benim güzel meleğim, hep seni seveceğim. O ipek saçlarını, o güzel gözlerini, o minik ellerini, hadi yum gözlerini. Sen annene, ben yavrumu hasretsiz. Keşke o küçücük kalbim bu acıyla sınanmasaydı. Keşke şu an annene sarıp sarmalayabilseydim. Benim de yavrumdan kalan tek bir şey olsaydı. Kendimi avutabileceğim tek bir şey. Ama yok. Şu an nerede, kiminle, ne yapıyor hiçbir şey bilmiyorum. Bir kere yavrumun kokusunu içime çekebilseydim. Ona böyle sana sarıldığım gibi sarılabilseydim. Dünyalar benim olurdu. Ne yaptınız, tanıyorsunuz siz?